Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere 101 Çanak Okey'in nasıl oynandığını anlatacağım. Oyunumuz normal 101 bilenler için oldukça basit. Şöyle zara atıp taşı yapmaya başlıyoruz. Bunda arkadaşlar nasıl dağıtılacağını bilmeyen arkadaşlarımız için daha önceden 101'de taşlar nasıl dağılır diye video çekmiştim zaten. Şimdi şöyle şu taşlarını alıp dizelim. Arkadaşımızın. Oyunumuzun mantığı normal 101'den hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Çanak ekstra eklenen bir özellik. Oynarken daha net anlayacaksınız. Şimdi kendimi de düzeyim. Tüm taşları indikten sonra çanak kısmına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hiç bilmeyenler için şöyle pernas yapılır göstereyim. Sıralı bir şekilde aynı renkten olan sayıların sıralı şekilde dizilmesiyle gelen sayılar. Bunlar 7, 6, 5 diye gider. Ya da 11 üste doğru. Ya da aynı rengin, farklı rengin 3 tane aynı sayısının yan yana gelmesi oluşur. Şöyle kırmızı 12 de gelse buraya eklenebilir. Şimdi şöyle herhangi bir taş atıp oyunu başlatayım. Bunda arkadaşlar her el bir oyuncu bir tane pul koyar. Şöyle 4 tane pul koymuş olayım. Biri el mesela gene biri elden biterse ya da elden okey atarsa çanağı kırmış olur arkadaşlar. Her o zamana kadar her oyuncudan birer tane pul alınır. Biz böyle pul üzerinden oynuyoruz. Ama normal uygulamalarda arkadaşlar böyle değil. Yani telefondaki uygulamalarda puan usulü herkesin üzerinden bir bütçe ayrılıyor. Mesela atıyorum her el 100 dolar, 200 dolar normal oyun parası ekleniyor. Biz şimdi 12 tane pul varmışçasına oynayalım. Bu el mesela biri elden bitmezse eğer oyunumuzda çanak kırılmamış herkes birer tane daha pul eklemiş olacak. Amacımız şu an elden bitmek. Elden bitmek ise hiç kimse açmadan bir oyuncunun bitmesidir. Şimdi buraların çektiğini atalım hemen. Şöyle ikiliye atayım hatta. Sesim boğuk geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hastayım. Şöyle. Çektik. İşimize yaramayan bir taş atalım. Taş az olduğu için elden bitmek çok kolay da olmayacak. Şöyle bir tane çekeyim. Şöyle 8'liye atayım artık. Şunun bir üstü bizim okeyimiz. Yani siyah 5 okey. Şöyle buraya bir taş çekelim. Bakalım yarıyor mu? Bu arkadaşın eli güzel ama elden bitecek bir el değil. Şöyle herhangi bir taşını atalım yine. Açamayınca rakibinizi taşlamak her zaman en iyisidir. Mesela ben 3 atmışım almamış. Bu el bir 3 daha atıyorum. İkili çektim yaramıyor. Atıyorum. Şimdi rakibime bakıyorum ona da yaramıyor. Herhangi bir taş çekip atıyor. Şimdi son taşlar arkadaşlar. Bu arkadaşımız elden biterse eğer son bakalım. Şöyle mesela hiç işlemeden çift okey olduğu için elini az öne alalım. Siz de daha net görün. Hiç işlemeden bunlar okey arkadaşlar. Siyah 4 göstergemiz. Siyah 5 okeyimiz. Şöyle hatta çevireyim. Tüm taşlar pel olduğu için işlemeden bitti ve çanağı kırdı. Yani bu pulları o kazanmış oluyor.
Oyunda herhangi birinin pulu bittiği anda o çıkar. Onun üzerinden oynayabilirsiniz. Umarım sizlere faydası olur. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın arkadaşlar.